Evet arkadaşlar bir taraftan da PlayStation Plus ayın, ayı diyorum PlayStation Plus oyunlarında Mayıs oyunları mı oluyor bunlar? Tabi tabi Mayıs oyunlarını duyurdu Xbox'a anlattık biraz da bu tarafa dönelim dedik burada en dikkat çekici taraf yine tabii ki en güncel konsolu PlayStation PlayStation 4 tarafı. Beyond Two Souls var. Biz bu hareketi aslında geçtiğimiz ay God of War çıkmadan önce God of War 3 Remastered'ı vererek yapmasını bekliyorduk. Söyleyeyim evet. olmadı ama bu ay Detroit'in gelmesi öncesinde son macerası, e, Quantic Dream'in bizlere yaşattığı son macerası Beyond Two Souls'u vermişler. Büyük bir oyun. E, üzerinde çalışılmış, emek harcanmış bir oyun. E, yani önemli bir oyun olduğunu altını çizmek lazım. Rayman Legends var. Rayman Legends'ı seviyorum ben. Ee, i̇yi oldu. Biz hanımla birlikte orijinsiz suyunu çıkartmıştık. Rayman Legends'ı oynamak istiyorduk ama hangi platformda oynayayım? Ya şimdi alsam, mı almasam mı falan diye ikilemde kaldım bir oyunda. Ben Wii U'da aldım ama oynayamadım açıkçası. Beleşe geldi artık. Evet, şimdi yani. beleşe oynanması daha keyifli olacak. Yalnız ben oynadığımda şeyi fark etmiştim. Wii ee, U'daki şu tableti kullanarak yaptığın hareketler var ya, hı hı. onu kontrolcüde yapmak zor. Hı. Onu özel bir hareketle yapıyorsun. Bir tuşa atamışlar yaptığı zaman oradaki dokunmatik ekranda yapılması gereken hareketleri yapıyor ama biraz sanki o akıcılığı götürüyormuş gibi hissediyorsun. Evet bu zaten özellikle Wii U için yapılan bir oyun olduğu için aslında bari şekilde. Yani çok da tutmayın sonradan ya şeye dönüştürmeleri. Yani sonradan diğer konsollara çıkarmalarından esnelerden öyle bir durum yaşandı. Evet King Oddball diye bir oyun var. Hiçbir fikrim yok açıkçası. PlayStation 3 kanadında Eat Them King Oddball var yine. Risen 3 Nasıl? Ryzen demiyorum artık. Burada bir puan kaptın mı? Evet, Ryzen 3 vermiş olmaları, bir RPG oyunu. Bayağı da eski bir oyun diyebiliyorum ya Ryzen'ı. Ya Ryzen hani bir şeyden. Biraz patlamış bir oyundu. Evet, Ryzen 3 bayağı kötü patlamış hem de. Yani şey değil miydi? Bu korsan RPG oyunu değil miydi? Tamam ya yani şimdi korsan temalı değil miydi Ryzen? Aynen öyle. Ama her Ryzen'lardan bir tanesi mi korsan temalı yoksa Bakadın hepsi abi. mi? Abi. Yani Ryzen 2 en azından korsan temalı olması lazımdı diye hatırlıyorum ben ama. Yok 3 korsan temalı değilmiş. Galiba ikinci oyun herhalde korsan Büyük temalı. De. Ee, ya çok kötü yorumlar aldığını hatırlıyorum ben sadece. Sanki. Reason. bayağı yani bayağı baya kötü. Ortalama. Falan ama evet. Çok da kötü gözükmüyor. Yani Steam'de falan da iyi şeyler almış gibi. Belki sonra e, yani toparlamışlardır. Bir, hani bir RPG oyunu. Büyük de bir RPG oyunu. Yani çok küçük bir oyunda sayılmaz. Tam evet AAA olmayabilir ama yani belki Bu tam işte Playstation 3 jenerasyonunda evet. abi büyük mü olalım arada mı kalalım Hı -hı. E, denilen oyunlardan bir tanesi diyebiliriz. Biraz daha düşük bütçeli bir oyundur ama sonuçta büyük bir oyun yani. Yine uzun saatler harcayabileceğiniz. Ve tabii ki beleş. Yani beleş olması. Yani servis kullanıcılarına, yani. yani. ücretli servis kullanıcılarına ücretsiz bir içerik diyelim. Bedava deyince kızıyorlar biz bunları bedava almıyoruz servis ücreti ödüyoruz diye. O da bir enteresan. E, Playstation Vita takar adında ve yine King Oddball var. Bu King, King of Bomb bayağı bir herhalde şey bir oyun. Bayağı ufak bir oyun ki herhalde bütün platformlarda var. Vita'ya kadar çıktığına göre e, büyük ihtimalle İki çok boyutu boyutlu şey. falan bir oyun çıkacak karşımıza ya. tamam. öyle evet. Güzel de yorumları varmış efendim. 5 dolarlık bir oyunmuş kendisinin orijinalinde en azından Steam üzerinde öyle gözüküyor. Evet yani Beyond Two Souls zaten senin bayağı bildiğin favorilerinden bir tanesi. Severek oynadığım bir oyun diye. Yani süper favor favori ya değil ama evet sevdiğim oyunlardan bir tanesi. PlayStation 3 ekskluzif oyunlar içerisinde de çok en sevdiğim oyunlardan bir tanesiydi. sonradan PlayStation 4'e de çıkardılar. Yalnız bu ay verdikleri oyunların hiçbir şey değil. 8. jenerasyon oyun değil hepsi 7. jenerasyon oynar. Gal yani indirileri evet. saymazsak, evet. saymazsak. Güzel bir noktaya değindin. Yani bu e, jenerasyona çıkmış yani oyunlar. Ya Beyond ne kadar tamam PlayStation 4'e sonradan çıkmış olsa da bu jenerasyon içerisinde çıkmış olsa da geçen jenerasyonun oyunu aslında. Evet, Ama görsellik izleyeyim. olarak da bu arada harbiden yani Beyond Two beni çok etkilemişti çıktığın an. Hala abi. şey canım. Yani hani çok hani iyi. Geçerliliği yani. olan ben Hevrey'ini bile e, yani PlayStation 4 üzerinde tekrar bitirdim. Tamam yani beklediğim perform ya yani FPS düşüşlerini falan varsaymazsak bir şeyi var oyunun hala. Ben buradayım diyor açıkçası. Piyon Tulsos ondan yıllar sonra yapılmış bir oyun olarak daha. Ben şeyde oyuncu. çok şaşırmıştım özellikle. Bir oyunun girişlerinde galiba bir sahne vardı. Böyle bir Arap Şeyhi'nin şeyine, partisine sızlıyorsun. Bir şeyler sızlık ha, ve orada Hatırladım. Ana karakter bir kırmızı bir şey gibi Elbise giyiyordu. O elbisenin böyle hani dokusu yürüdükçe sallanışı Hiziksel bilmem hareket nesi hareket falan filan beni felaket yarı şaşırmıştım. Oha demiştim. Man graftere bak falan. PlayStation 3'te bunu yapabiliyorlar mı falan demiştim. Tabii ki yani oyun yapı yapı olarak çok daha görselle destekleyebilecek bir yapıda olduğu için elbette ama yani PlayStation 3'te bile baya iyi çalışıyordu. Görsel olarak kısacası göze batmayacak bir oyun şu an oynandığında. Kesinlikle. Ee, tabii şeyin de altını çizelim arkadaşlar. Konuşmamızın başında Detroit gelmeden önce Beyond Two Souls falan dedik ama hani bunların birbiriyle alakası yok. Quantic Dream'in yaptığı işler hep antoloji tadında gidiyor. Birbirinden alakasız hikayeler. Farklı mekanikler hatta işin içerisine girdiği bir e, hikaye anlatısı var. Ama burada nihayetinde en son yapım Beyond Two Souls olduğu için hı hı. böyle bir Quantic Dream'si anımsatmak adına böyle bir oyun beğenmiş olabilir. Yoksa Detroit'in bu oyuna alakası yok, en azından görünürde yok olacağını yani, da zannetmiyorum. Evet, evet e, şimdiden herkese iyi oyunlar dileyelim. Biz de buradan bir başka videoya geçiş yapalım efendim. Hoşçakalın.